Muhteşem bir hafta sonu vlogundan herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Evet. Bugün günlerden cumartesi ve ben dedim ki 2 günlük bir vlog çekeyim. Yani çünkü şöyle bir algı oluştu. Eşim çalışmaya gittiği için uzakta çalışıyor ve sadece hafta sonları geliyor ve Türk halkı bunu idrak edemedi, anlayamadı. Sürekli ayrıldın mı, boşandın mı, kocan nerede, kocan nerede? Sürekli herkes kocamı merak ediyor. Nerede, nerede, nerede? Adam çalışıyor. Hafta sonları geliyor eve. Biz de hafta sonları işte ailecek takıldığımız için genelde video çekemiyorum. Şarjım bitti. Neyse işte arkadaşlar, şarjını ettim, geldim. İşlerimi de hallettim. Eşim böyle bir şey konusu oldu artık. Nasıl söylerim bilmiyorum ama işte garip bir konu oldu. O yüzden dedim ki hafta sonu çekelim. Ha, eşim de geldi şimdi. Abba orada. Ale. Abba, odi bekle. Koş 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 koş. Abba. Koş 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 koş. Odi bekle ya abba. Abba odi bekle. Anacım. Anacım. Hoş bulsa. Bir de kedi. Küstü, bicasso. Mina. Mina. Omçong kege anacugu bobyobujige. Oygu. İra, nopi nopi. Oh, ya, 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 ya. 너 왜 이렇게? 아이고야, 아이고야. 너 부모님께 못 되겠다, 아빠. 많이 컸다 우리 딸. 아빠 손 잡자. 방금 내년에 방금 엄마가 유모차 버리라고 해서 더 이제 안 될 건데요. 너 이제 네가 내년에는 걸어가는 거지. 야. Şimdi eşimin arabasını yıkamaya bırakacağız. Biz de gezmeye gideceğiz bu süre zarfında. Hazır buraya gelmişken biraz gezeceğiz. Hadi gidelim. Böyle bir yere geldik. Buharlı yıkama yapıyorlarmış da. Eşim o yüzden arabayı hep buraya bırakıyor. Bekle. Ayo, kınama sizinin de. Siparişlerimiz geldi de şuna bakın, çok tatlı. Mina'nın çikolatası. Oyuncak yakalamaya gidiyoruz arkadaşlar. Ben aslında Mina'ya battaniye almak istiyordum. Bir de tencere almak istiyordum ama vaktimiz yokmuş. O yüzden sadece biraz oyuncak yakalayıp gidecekmişiz. Çünkü benim büyük tenceremin dibi yandı. Ben onu attım. Başka da büyük tencerem yok. O yüzden bir tane alayım diye düşünmüştüm ama alamayacağım maalesef ki. Gidelim mi?
dendi. Bu oyuncak yakalama makinesi ama kartla da ödeme yapabiliyorsunuz. İlla para olmasına gerek yok yanınızda. Şunlara bakın. Çok güzel. Nomi yaptım de. Konya andelim de. Biz şimdi eve geldik. Birazdan da kayınbabam gelecek. O gelene kadar çamaşırları katlayayım diyorum. Çünkü daha yıkananlar var, kuruyacak olanlar var. O yüzden yığılma oluyor. Yığılma olunca hiç yapasım gelmiyor. O yüzden erken erken işlerimi hallediyorum. İki tane duvara raf almıştım. Bizim eski kiracıların işte klima taktığı yer çok kötü görünüyor. Orada vida izleri falan var. Oraya bir de işte şurada boş bir duvar var. Oraya birer tane raf aldım. O boş duvara asacağım raf şey gibi olacak böyle. Anahtarlık falan işte aile fotoğrafımız çıkacak. Onu oraya koyacağım. Önüne böyle küçük bir ayna. İşte anahtarları süs, koku moku bir şey koymak için diye düşünmüştüm. İşte benim eşim dedi ki ben onu beceremem. Babama söyleyelim, o yapsın. Kayınbabam da biz dışarıdayken gelmiş, hiç aramadı. İşte geliyorum diye. Gelmiş dedi, ben kapının önündeyim dedim, biz evde değiliz. Neyse akşam yemeğini birlikte yiyelim, hem şu işleri halledelim dedik. Öyle yani, şimdi gelir birazdan. Onu takacağız. Öyle. Evet, bu akşam yemekte tteokbokki yiyoruz. Bunlar balık keki. Burada bizim normal kırmızı tteokbokkimiz var. Burada da jajang soslu olanı var. Bunlar da kızartmalar. Akşam yemeğimiz. Aygo. Yağmur olmayan değil mi? Şimdilik burayı böyle yaptım. Bu rafı. Çok fazla ağır bir şey koymayacağım da. Buraya işte belki bir ayna alırım. Belki de hiç almam. Ayna alırsam nasıl olur bilmiyorum. Ama şimdilik boş kalmasın diye bunu koyduk. Sonra şu üsttekine de eşim benim şeyi koydu da yanına başka bir şeyler daha koyacağım. Şu çizgilerin, şu noktaların hepsi yok olacak. En azından daha böyle tertipli, düzenli durur diye düşündüm. Neyse işte neredeyse bu eve taşınalı 6 ay oldu. Ama ben hala ev videosu çekeceğim. Ama bir türlü bir şeylerimiz tamamlanmadığı için çekmiyordum. Yani bir türlü o eksik, bu eksik, şunu da alayım, bunu da yapayım diye. Ya eksik meksik çekeceğim bir tane. Zaten sonuçta ben yaşıyorum. Kime neyi beğendireceğim diye düşündüm. Öyle. Ay. Kalan çamaşırlarımı katlayacağım. Ben tam çamaşırların 3-5 tanesini katladım. Kayınbabam geldi. Kalanlarını katlayacağım. Akşam üzeri de kayınvalidemlere gideceğiz. Kimçimiz kalmadı. Kimçi alacağız. Onlardan. O bittik. Yani bu işlerin bittikten sonra bir kahve içip ondan sonra yeni kitabımı okumaya başlayacağım. Öyle. Nefesim kesiliyor çok yemek yediğim zaman. İnanılmaz
Şimdi Mina ile birlikte arabanın karlarını temizlemeye gidiyoruz. Eşim önden gitti. Biz de böyle hazırlandık. Birden kar yağmaya başladı çünkü. Gidiyoruz. Tut elimi. Size şimdi dışarıyı göstereceğim. Yani buralar biraz tam olmamış da şuralar bakın bembeyaz. Heh. Gel. Bakın. Kar yağmış. Eşimin arabası şu ön tarafta. Park yeri bulamadığı için oraya park etmiş. Biz de şimdi gidiyoruz. Günaydın arkadaşlar. Dün kayınvalidemlere gidip geldikten sonra çok fazla bir şey yapmadık. Hemen uyuduk. Çünkü çok yorgunduk. Saat 12 bile olmamıştı biz uyuduğumuzda. Ve uyanalı yaklaşık 20 dakika falan oluyor. Kendime hemen bir tane kahve yaptım. Biraz kruvasan mayalamaya bıraktım. Zaten 5 tane kalmıştı. 5 tanesini de yapacağım. 2 tane, 3 tane eşim götürür. Sonra kalanları da biz yeriz. Bugünün öğlen yemeğini dün akşamdan hazırladım ben eve gelince de. O yüzden yemeğim de hazır. Sadece işte eşim de uyansın. Sonra birlikte yemek yiyeceğiz. Şey oldu. Bu ayın 11'inde Mina'nın hastanesi var. Ben yaklaşık ya 2 aydır falan çalışıyorum değil mi? 1,5 oldu, 2 ay oldu. Neyse bunun işte ben çalışmaya başladığımda bunu kayınvalideme söyledik. Çünkü ben akşam çalışıyorum. Mina'nın hastanesi saat 1.45'te. Ve evimize 45 dakika uzaklıkta bir hastane. Otobüste gidiyoruz. Benim arabam ve ehliyetim olmadığı için. Öyle olunca kayınvalideme dedim ki hani izin gününü o güne alır mısın? Yani Mina'yı hastaneye götür. Benim yanıma bıraksan da olur. Ben Mina'yla birlikte çalışırım, sorun yok. Neyse işte kayınvalidem tamam dedi. Bu perşembe. İşte dün akşam gittiğimizde de dedim Mina'nın hastanesi bu perşembe. Bana dedi ki gidemem. Ben çarşamba dişçiye gideceğim. Ve dedim ben ne yapacağım? Yorum yok. Cevap yok. Hiçbir şey yok. Patronla yarın konuşacağım diyeceğim. Böyle böyle hastane durumumuz var. Sabah gelip çalışsam olur mu? Ya da işte bir saat falan geç gelsem olur mu diyeceğim. Çünkü yani götürmem lazım. Çocuğun ayakları içe doğru basıyor ve bunun düzeltilmesi lazım. Bunun için gidiyoruz zaten hastane. Yani keyfi gittiğimiz bir şey değil. Neyse patrondan izin alırım ben bir şekilde. Vermeyeceğini düşünmüyorum da zaten hani çok sıkıntılı bir durum yoksa. Değişir benimle. Ben sabah erken giderim. Bina'yı kreşe bırakırım işte. Ben çıkar çıkmaz onu alır hastaneye götürürüm. Öyle olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum ya arkadaşlar. Gerçekten Allah sizi kimsenin insafını bırakmasın. Diyecek laf bulamıyorum. Neyse kahvemi içeyim. Yeni kitabımı okuyayım. Bu kitabı hemen bitireceğim. Bu ay belki 3 kitap okurum. Çünkü bir tanesi bitti. Ama onu yılbaşından önce başlamıştım. Oblomov'u okumuştum. Şimdi buna geçtim. Bu belki biter. 160 sayfa falan bir şey. Aynen biter hemen ya. Dün biraz okumaya şey yaptım da Mina ile eşim sürekli bir şeyler söylediği için odaklanamadım. Ay başım çok ağrıyor. İlaç içmeme rağmen böyle var ya kafamın her yeri ağrıyor. Neyse arkadaşlar biraz kitap okuyayım. Sonra kahvaltıda görüşürüz. Dün gece saat 11 gibi filan ben bir şeyler sipariş etmiştim. Onlar gelmiş arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Bugün bir tane daha gelecek. Şey aldım. Soya sütü. Soya sütünü neden aldım? Size bunu açıklayayım. Şimdi Kore'de bir inanış var arkadaşlar. Çok saçma ama var böyle bir inanış. Şöyle bir paket. Neyse işte arkadaşlar. Ben de dedim ki alayım bir de şey soya sütünün tadı güzel. Bunu sıcak içtiğiniz zaman çok böyle hoş bir tadı oluyor. Ve zannedim içeriz. Mina da seviyor zaten. Şöyle aldım bir paket. Göstereyim. İçinde de böyle
bu şekilde paketlemişler. Kahveyle falan da güzel oluyor. Kahvenimize de katılıyoruz. Ya en azından hayvansal süt değil. Biliyorsunuz belki, bilmiyorum ama. Bir saniye. Şimdi bebekken bizim midemizde laktoz enzimini, yani sütün içinde bulunan laktoz enzimini sindiren, laktozu sindiren laktaz enzimi vardı. Ama bu büyüdüğümüz zaman yok oluyor ve biz artık süt, hayvansal sütleri sindiremez hale geliyoruz. Bu yüzden mesela birçok insana süt dokunur. Bana da süt dokunuyor mideme. Bir de bu Türklerin genetiğinde olan bir şeymiş. Türkler sütü sindiremediği için peynir, yoğurt yapmaya başlamışlar ve kımız yapmaya başlamışlar. Yani arkadaşlar, sütü, hayvansal sütleri sindiremiyoruz. O yüzden bitkisel sütler vücudumuz için daha sağlıklı. Ama tabii hayvansal süt içmeyin demiyorum. İçebilirsiniz, bu sizin kendi tercihiniz. Bana dokunuyor. O yüzden çok fazla süt tüketmiyorum. Yani benim maksimum tükettiğim süt kahveyle birlikte oluyor. Onun da içine su ve kahve girdiği için daha azaltıyor etkisini. O yüzden tüketebiliyorum. Neyse, gelelim diğer ürüne. Bu çok gerekli bir şeydi, o yüzden aldım. Yani iki tane aldım sanırım, bilmiyorum. Ya bir tane ya iki tane ama. Bu arkadaşlar, bu ne biliyor musunuz? Sopaları filan sabitlemek için, bilada saplarını, sopaları sabitlemek için aparat. Şöyle yapıştırıp şöyle işte buraya sopayı sıkıştırıyorsunuz. O sopayı sabit tutuyor. Şurada bir parçası var işte. Böyle takıp yapıştıracağım. İki tane aldım. Villada saplarını asabilmek için. Şey var ya, çamaşır odası. Villada'nın orada, oranın kapısına diyorum şey yapayım. Kolaylıkla çekip alırım. Ya da işte balkonda şey var, bizim gömme dolabımız var. Onun o tarafa da yapabilirim. Henüz karar vermedim ama yani villada sapları sağda solda yerlerde geziyor. O yüzden hoşuma gitmediği için bundan aldım işte iki tane. Rengini de beyaz seçtim bilerek. Farklı renkleri de vardı. Böyle ördekli olanları falan da vardı ama düz beyaz iyidir diye düşündüm. Bir de işte bunu aldım. Yani bence güzel. İşe yarar bir şey. Bir de bizim kapılara çok bir şey yapışmıyor. İlla çok sağlam olması gerekiyor bunların. Bakalım, umarım sağlamdırlar. Neyse, bir tane daha ürünüm var. Onu da size şeyden göstereyim. Diğer üründe bu arkadaşlar. Bu ne biliyor musunuz? Monstera falan yetiştiriyorsanız evde veya sarmaşık. O sarmaşıklar böyle yerlere dökülüyor ya. Sabitlemek için bakın, saksınızın dibine şu şekilde koyuyorsunuz. Çiçekleri etrafına sardırıyorsunuz. Daha sonra bunun üzerine ek de yapabiliyorsunuz bu arada. Şöyle ortası boş mesela bunları. Hani çiçeğiniz daha da büyüdüğünde onu böyle yukarı doğru büyütmek istiyorsanız üstüne bir tane daha geçirip şey yapabiliyorsunuz. Benim evde şeyim var. Bir tane monsteram var. O monsterayı sardırmak istiyorum. Çünkü sardırdığınızda daha güzel oluyor. Hemen göstereceğim onu da size. Bahsettiğim monstera bu arkadaşlar. Şimdi ortasında şey var da, şöyle bir şey var. Onun etrafına böyle sardım, sabitledim ama durun şurada göstereyim, rahat rahat görürsünüz. Şimdi bu bitkinin pek bir gücü yok şu anda. Ama bu büyüdükçe bunun dikeylemesine, büyümesini istiyorum. Saksısını da değiştireceğim. Bakın normalde boyu bu bunun. Ama işte sardırmadığım için böyle kaldı ve bu kayınvalidemin evinde de var. Kayınvalidemin evindekini de ben almıştım. Bu da zaten onun bir parçası. Köklendirdim şey yapıp, şu su hava alma kısımlarından kesip köklendirebiliyorsunuz suyun içinde. Neyse işte o ne oldu biliyor musunuz? Hem çok güçsüz kaldı hem de böyle çok, nasıl anlatılır, böyle baygın baygın oldu. O yüzden buna büyük bir saksı alıp o şey geldiğinde o daha çok toprakla daha güzel sardıra sardıra genişletmeyi düşünüyorum. Kayınvalidemin evindekinden bir parça daha kesip onu da çimlendirip ek olarak ekleyeceğim. İkisi birlikte büyüsünler diye.
böyle güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü bu monsteralar o kadar büyük oluyor ki arkadaşlar, bakın bunun yaprakları küçücük küçücük ama benim kafam kadar böyle kocaman yaprakları oluyor bu türlerin. Bunlar deve tabanı türü zaten, biliyorsunuzdur. O yüzden işte dedim ki böyle güzel güzel büyüsün bu baby de. Çok seviyorum bunu. Yaprakları böyle delik delik, çok hoşuma gidiyor. Şunun güzelliğe bakar mısınız? Çok mıncırdım. Umarım küsmezsin bana. Neyse işte bu da bir sarmaşık türü monstera. Seviyorum. Şu güneşe koyayım bari. Bu arada şurası benim küçük bir ormanım gibi oldu. Şuraya da işte diğer bitkileri koydum. Şu da farklı bir sarmaşık ama bu böyle, bu da kayınvalidemin evinden gelme. Onu da kesmiştim. Şunlar da ne biliyor musunuz? Çok güleceksiniz ama bunlar dolmalık biber. Yaza doğru umarım çiçeklenir. Çalka. Kaçı, ta kaçı. Ta kaçı anacında. Ta kaçı anacında. Appa papay. Kaça. Bak hago, orido pyeonijeom gago. Yogi itdeoyo, kum pyeonijeoni. Mina ile birlikte küçük bakkala gidiyoruz. İçecek bir şeyler alacağım ben. O da kendi istediklerini alır herhalde. Şöyle bizim evin arka tarafına denk geliyor. Burada farklı siteler falan var. Minik marketler, coffee shoplar vesaire var da buraya pek gelmiyoruz genel olarak. Hep ön taraftan çıktığımız için. İşte böyle şuradaki bakkal, 7/24 açık bakkal, çok güzel. Kocaman, içinde her şey var. O yüzden buraya gelmeyi tercih ettik bugünlük. Bayağı bir şeyler alacağız, bakalım gidelim. Ay dikkat et aşkım. İçeceklere gidiyorum. Bunlar enerji içeceği sanırım. Bu reyonda benim işte istediklerim. Şu sodalardan alacağım. Mina, 그거 아니고 옆에 있는 핑크색이랑. Evet. 노랑색 두 개. 여기 바구니에 넣어줘. 이거 누가 잡아? 하나 더. 엄마 잡아줄게. 핑크 아니야, 너랑 하나. 너랑도. 핑크를 자리에 넣어줘. 자리에 넣어줘. 이거? 노랑 하나 더야. Dün videoyu kapatmak istedim ama birdenbire o kadar hastalandım ki size anlatamam. İnanılmaz bir şekilde baş ağrısı, ondan sonra böbrek ağrısı. Sabaha kadar uyuyamadım ya, acıdan uyuyamadım. Bir ara ambulans çağırmayı falan düşündüm. O kadar kötüydüm ki. Sonra bu sabah hastaneye gittim. Sürüne sürüne, ağlaya ağlaya hastaneye gittim. Nörolojiye gittim ilk önce. Çünkü başım katlanılabilecek bir derecede ağrımıyordu. Boyun düzleşmem varmış. Yani doktorlar beynimde mi bir problem var acaba? Çünkü inanılmaz bir ağrıyla gittim. Ve böyle doktora derdimi anlatırken bile hüngür hüngür ağlıyordum acıdan. Acaba beyinle ilgili bir problem var? Çünkü bu kadar acıtmaması lazım bir şeyin diye düşünüldü. Bütün en kötü senaryoları elediğimizde MR ve röntgen çekildi. Bunların sonucunda boyun düzleşmesi olduğunu öğrendim. Ve aşırı stresten, aşırı kaygıdan olsa gerek kas spazmı geçirmişim boynumdan. Buradaki kaslarım komple spazm durumunda olduğu için başıma inanılmaz bir ağrı vermiş. O da bütün sırtım da dahil. Şurası, kafamın burası, sonra bir de şu arka tarafı zonkluyor. Öyle böyle değil. İğneler yapıldı. Fizik tedavi yapıldı. İlaçlar verildi. Kas gevşeticiler vesaire. Şu an bir tık daha iyiyim. Ama böbreklerimin ağrısı geçmedi.
Böbreklerim çok ağrıyor. Bunun sebebini de henüz bilmiyorum. Oraya gitmeye, böbreklere baktırmaya vakit bulamadım. Yani birkaç gün bakacağım. Eğer ağrısı devam ederse o zaman giderim hastaneye. Size de söyleyeyim dedim. Kapanışı yapamamamın sebebi bu. Şimdi videoları editleyeceğim. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Normalde mutlu, güzel bir kapanış yapmak isterdim ama sanırım olmadı. Olsaydı güzel olurdu. Nazar var arkadaşlar. Ben de bir nazar duası falan bir şeyler okuyun gerçekten. Başıma gelmeyen kalmadı. Vallahi billahi. Neyse. Videomu editleyeceğim. Sonra da dinlenmeye devam edeceğim. Çünkü ağrım yine arttı. İlacımı içmeme rağmen. O yüzden bir an önce bitirmek istiyorum. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Öpüldünüz.